Taksi lazımdır abi. Yolla taksiye yolla. Yolla bir taksi yolla. Gönlümeyle. Görmüş olduğunuz gibi burada İpra Gaz var, Turkcell var, Vestel var. En sarı erkek kuaförü. Bakalım kuaförün içerisi değişmiş mi? Selamlar dostlar, ben Ahmet. Bugün GTA San Andreas Türkiye moduyla karşınızdayım. Bugün GTA San Andreas Türkiye modunu oynayacağız abi. Modun yapımcısı furkan64modding.com. Modu buradan indirebilirsiniz. Ben modun linkini açıklamaya, yorumlara falan vereceğim. Türkiye GTA San Andreas modu oynamak istiyorsanız yorumlarda, açıklamada linki olacak. Şöyle hızlıca oyuna başla diyorum. Yeni oyun, yüklü oyun çalıştır falan diyor. Yeni oyun diyorum hemen. Abi açılışa bakın ya. Çok güzel olmamış mı? Yalnız oyun direkt açıldı abi. Aha. Açılış ekranına atlayacağım abi direkt. Oo, bayağı bir değiştirmişler oyunu yalnız. Bakın bu işaret değişmiş. Sol altta şey değişmiş bak. Oha, Türkiye taksileri falan var. Türkiye'deki arabalar var. Oha, Türkiye polisi. Lan! Trafik polisi, oha. Dur dur dur, oyunun sesini biraz kısacağım abi. Size çok fazla gitmesin ses. Lan zaten kısıkmış oyun. Tamam, sıkıntı yok. Oha, işaretlere şeylere falan bakın. Hız göstergesi var. Benzin var galiba oyunda. Görmüş olduğunuz gibi benzin var sağ altta. Aşırı güzel olmamış mı motor? Çok güzel modlamışlar oyunu. Aşırı güzel olmuş. Dur bakalım Grove Street'te neler değişmiş abi. Bu arada arkadaşlar, GTA videoları seviyorsanız, GTA hayranıysanız bu kanala bir şans vermenizi öneririm. Çünkü bu kanalda GTA ile alakalı her şey var abi. Bu kanala GTA ile alakalı bir dünya video yükleyeceğim. GTA seviyorsanız bu kanala kesinlikle abone olun. Abi şu arabalara bak. Şu CJ'in evine bak yalnız. CJ'in evi bayağı bir değişmiş. Kapılar değişmiş. Polislerin şeyi de değişik bakın. Polis sesleri de değişik. Siren sesleri. Polisler de bayağı bir değişmiş. Durun bakalım. Şöyle bir girsek ilk göreve. Nasıl olacak? Abi evin içine bakar mısınız? Oha. Evin içi bayağı bir değişmiş. Grafikler güzelleştirilmiş. Yani oyun bildiğin Türkiye'de geçiyor gibi olmuş. Bayağı bayağı böyle. Dur bakalım, buraları atlayacağım. Buraları atlayacağım abi şöyle. Bakalım nasıl olacak. Bisikletlere bakalım. Bisikletler gene aynı galiba. Gene aynı gibi duruyorlar. Sağa sola bakıyorum, çok da bir yenilik göremedim ama arabalar bayağı bir değişmiş. Arabalar aşırı güzel olmuş. Altyazılar da gene aynı şekilde değişmişler. Görmüş olduğunuz gibi. Ha, taksi falan var. Ananı satayım, dur düştük. Dur 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 abi, dur 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 dur. Silah sesleri falan da değişmiş gördüğünüz gibi. Dur bakalım, bizimkilere yetişelim. Çok uzaktasın, Sweet'e yakın dur. Arabalara baksanıza abi, bayağı güzel arabalar gelmiş oyuna. Dur bakalım başka neler var. Oha, Hollywood yazısının oraya Türkiye yazmışlar lan. Aşırı güzel. Şuna bakın, görevi falan boş verin şimdi de. Görevi boş verin de. Dur bakayım, ben şöyle bir ineyim. Aha. Roket de değişmiş bakın. Roket de farklı bir şey olmuş. Türkiye'ye yazmışlar buraya. Hollywood yazmıyordu gerçi burada. Vinewood yazıyordu ama. Dur bakalım başka neler değiştirmişler. Oyuna neler gelmiş bakalım. Şöyle gezelim şehri. Arkadaşlar polis yerini de değiştirmişler bakın. Polis kanun ve yönetmelikleri. Türkçeleştirmişler burayı da. Bakalım içerisi nasıl. Aha. Türk polisinin logosu var burada. Aha. Türk polis logosu var ama burada Amerika bayrakları var abi. Keşke bunları da Türk bayrağı yapsalarmış ama. Neyse sıkıntı yok. Şöyle içeriye girelim bakalım. Aha. Polisler de aşırı güzel modellenmiş bakın. Gerçekten hepsi aşırı güzel olmuş. Çevik kuvvet. İçeriye bakalım. Ne, içeride çok bir değişiklik yok gördüğüm kadarıyla. Evimizin üstüne bir helikopter koymuşlar abi. Burada görmüş olduğunuz gibi bir helikopter var. Şöyle helikoptere binelim bakalım. Helikopter de gene değişmiş bayağı bir. Helikopterin sesi bayağı bir güzel. Oha lan, cami mi var orada? Arkadaşlar cami var. Camiye doğru gidelim bakalım bir dakika. Aha, cami bulduk lan oyunda. Cami de varmış. Adamlar oyuna cami bile eklemişler abi, harika. Bakalım şöyle caminin içine girelim. Aha dur. Helikopteri güzelce durdurabilirsek harika olur. Hah. Tamamdır abi.
Helikopterden indik abi. Caminin önüne helikopterle indik. Harikayız. Ha. Girdik bakalım içeriye. Oo, içerisini falan da bayağı bir güzel yapmışlar ha. Bakın abi, oyunda cami var. Bayağı da bir güzel yapmışlar içerisini. Bayağı güzel olmuş. Nasıl çıkacağız peki tekrardan? Dışarıya çıkamıyor muyuz geri? Ha, çıktık abi dışarıya. Tamamdır abi. Arkadaşlar, oyunda namaz kılınan bu şekilde başka bir yer daha buldum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi Türkiye Petrolleri var. Burada benzinimizi doldurabiliriz. Şöyle hemen benzinimizi dolduralım abi. Burada benzin doldurma yeri var. Benzinimiz görmüş olduğunuz gibi bayağı bir azalmış. Şöyle benzinimizi de fullledik. Gidelim. 99 dolar tuttu lan benzin. Bu ne lan böyle? Çok pahalı. Los Santos Belediye Camii. Arkadaşlar, Grove Street'e geri döndüm ve Grove Street'teki bütün evlerin girilebilir olduğunu fark ettim bakın. Buradaki çoğu evlere girebiliyoruz. Normalde böyle bir şey yoktu. Bakalım içeriye girince ne olacak? Muhtemelen çok bir şey yoktur. Aynen. Böyle evlere girilebilir yapmışlar. Gayet güzel bence. Bakalım başka neler var. Arkadaşlar, stadyumu baştan aşağı sonuna kadar değiştirmişler gördüğünüz gibi. Ali Sami Stadyumu gibi bir şey yazıyor orada. Dur bakalım, stadyumun içi değişmiş mi? Galatasaray renklerinde olmuş stadyum. Ben Beşiktaşlıyım bu arada, Galatasaraylı değilim. Ama içeriye giremiyoruz abi. Kuaföre giremiyoruz ki ilk görevleri yapmadığımız için. Neyse abi, sıkıntı yok bu arada. Oyuna modla birlikte gelen bir tırı sürüyorum şu anda. Görmüş olduğunuz gibi DAF tır gelmiş oyuna. Bakalım başka bunun gibi neler yenilikler var. Burada görmüş olduğunuz gibi Ülker yazıyor. Ha, okul taşıtı falan da var oyunda. Bayağı bir şey var abi. Arkadaşlar, oyundaki patlama efektleri aşırı gelişmiş ve şu an ben de patlamak üzereyim. Ne oluyor, ne oluyor? Evet, bu arada oyunda şok market buldum. Bakalım içerisi nasılmış. Hemen içeriye giriyoruz abi, bakalım. Aha bak, içeriği falan da değiştirmişler. Şok daha ucuzu yok. Lan o zaman her şey ucuzmuş be. Aga be. 1 lira falan gözüküyor bazı şeyler. Vay be, bu modun eskiden yapıldığını düşünecek olursak bayağı bir ucuz şu an buradaki her şey. Ama şu anda hepsi pahalandı maalesef. Arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. GTA Türkiye modu videosu bu kadardı. Modda beğenmediğim birkaç şey oldu. Mesela beğenmediğim şeylerden birisi stadyum. Stadyum aşırı garip gözüküyordu. Renkli renkli Galatasaray renklerinde. Ve bayağı da kötü olmuş yani, pek güzel de yapılamamış ama... Genel onun haricinde her şey güzeldi modda. Eğer indirmek falan isterseniz yorumlar kısmına ve açıklama kısmına linkini koyarım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.